Merhaba arkadaşlar, Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3-4 yaş aralığındaki çocuklar için bu güzel patiğin yapımını anlatacağım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar, esniyor. Bebek manken ayağına geçirdim ama açılıyor gördüğünüz gibi. Sorun yok, 3-4 yaşında çocukları olur. Daha küçük ya da daha büyük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın, size sayı veririm arkadaşlar. Ben bunu 17 ilmek başladım. 17 sıra haroşa ördükten sonra burun kısmına geçtim. Eğer ki şöyle yeni doğan ya da 6 ay 1 yaş aralığında örmek isterseniz 14 ilmek başlayın, 14 sıra ördükten sonra burun kısmına geçebilirsiniz. O şekilde size fikir veririm. De yeter ki yorum kısmına yazın. Yazamazsam da, yoğunluktan yazamazsam da, siz mutlaka soran olur, cevaplarım arkadaşlar. Yorumlara bakın, cevapladığım yorumlara bakabilirsiniz. İp olarak patik ipi kullandım. Şiş olarak ise 3 numara şiş ile ördüm. Şöyle hazırsanız hemen başlayalım. İpimi biraz uzun bırakıyorum ki arkadaşlar bu iple dikeyim. Böyle bu şekilde uzun bırakabilirsiniz. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, dediğim gibi 17 ilmek atalım. Benimle aynı yapanlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, 17 ilmek attım. Buradan bu iki ipimizi birbirine bağlayabiliriz. Şöyle. Dediğim gibi dikmek için bu ipi ayırdık. Haroşa öreceğiz. Haroşayı ben önden de düz, arkadan da düz olarak örüyorum. Böyle ters örüyorsanız siz bilirsiniz. O şekilde örebilirsiniz. Önden düz örünce arka taraf haroşa, yani ters oluyor. Evet, böyle ilk sıramız birazcık zorluyor ama sorun yok. Son iki ilmeğim kaldı. Ben son ilmekten önce ipimi öne alıyorum. Son ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Girişte bu ilmeği örüyoruz. Evet, burası ön yüzümüz. Bir sıra haroşamız oluştu bile. İlk ilmeğimi ördüm. Yine haroşa örerek devam ediyorum. Evet, yine son ilmeğe geldik. İpimi öne alıyorum. Son ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Çıkışta örüp girişte örmeye de bilirsiniz. Bu şekilde de oluyor. Evet, çıkışta örmediğim için girişte örüyorum. Evet, haroşaya devam ediyoruz. Ve bu şekilde 17 sıra haroşa örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, şöyle göstereyim. 17 sıra ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Burada krem ipimi alıyorum. Şöyle son 4 ilmek kalana kadar örüyoruz. Evet, bunu bir üst sırada ikisini, iki ipi birbirine bağlayacağım. Son 4 ilmek kalana kadar haroşa örüyoruz. Evet, 4 ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi öne alıyorum. Bu ilk ilmeği sağ şişimi örmeden aldım. İpim arkada, şöyle çeviriyorum. Yine bu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişimi aldım. Burada delik oluşmasın diye yapıyoruz. Sonra haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Son ilmeğimi örmedim. Burada iki ipimi birbirine bağlıyorum ki açılmasın. Evet, ikinci sıradayız. Bu sefer son 3 ilmek.
Kalana kadar haroşa örüyoruz. Bu kısmı yapıyoruz. Üst kısımda. Evet. Son 3 ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi yine 3 ilmek kaldıktan sonra bu ilmeği örmeden ipimi öne alıp sağ şişimi aldım. Sonra çevirdim. Evet, tel çıktı. Düzelttim. Evet, ipimi bu şekilde alıyorum. Bunu yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Haroşa örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet, hızlıca öreyim, zaten ilmeklerim az. Evet, çevirdim. Sarı ipimi alıyorum. Bir sırada bütün ilmekleri sarı örüyoruz. Tabii siz hangi renk yapıyorsunuz? Bütün ilmeklerimi öreceğim. Yani 17 ilmek. Hepsini örüyoruz. Son ilmeğimi örmeden saçımı aldım. Evet, birinci şeridimiz oluştu. Çevirdim. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, kremle bir şerit yaptık. Şimdi ikinci şeritle aynı şekilde yapacağız. Son 4 ilmek kalana kadar örüyoruz. Evet, ilkini yaptığımız gibi şöyle son 4 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 4 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım, çevirdim. Şöyle yine bu ipi, ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum ve haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Evet, ikinci sırasındayız. Bu sefer 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Şöyle ilmeklerim az diye hepsini gösteriyorum. Hızlı ördüğümü düşünüyorsanız yavaşlatabilirsiniz. Sağ üst köşede 3 nokta var. Evet, 3 ilmek kalana kadar ördüm. İpimi öne aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım, çevirdim. Ve bu ilmeği örmeden yine sağ şişimi alıyorum. Buradaki büzüntü kısmı oluşturuyoruz arkadaşlar. Büzülmüş kısmı. Evet. Haroşa yaparak sırayı tamamlıyoruz. Evet. İkinci şeridi de yaptık. Sarı ipimi alıyorum. Bir sıra bütün ilmekleri örüyoruz. Evet. Şöyle beraber yapalım yine. Hızlı yapıyorum ama anladığınız için hızlı yapıyorum. Evet, son ilmeğimi de örmeden aldım, çevirdim. Evet, haroşa yaparak sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi krem ipimize geçiyoruz. Tabii siz hangi renk yapıyorsunuz? Üçüncü şeritimizi yapacağız. Aynı şekilde yapacağız. Bu ikisini nasıl yaptıysak o şekilde yapacağız. Krem şeritlerimiz 5 tane olacak. Daha büyük, 6-7 yaş için yapmak isterseniz de bir şerit fazla yapın arkadaşlar. Evet, 5'e tamamlayacağım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 5.'yi de tamamladım. Bundan sonra sarı ipimizi alıyoruz. Tabii siz dediğim gibi hangi renk yapıyorsanız. Yine 17 sıra öreceğim. Buradaki gibi olacak. Evet, şöyle bütün ilmeklerimizi örüyorum. Çevirdim. Tersinden de haroşa yaparak ilerliyorum. Evet, modelimiz bu kadar kolay. Şöyle burada krem ipi
sarıyla bağlayacağım. O yüzden buraya kadar geldim. Şöyle kesiyorum. Mutlaka bağlayalım ki sonra sorun çıkarmasın. Şöyle. Evet, sonra da saklarız. 17 sıra haroşa öreceğim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 17 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şimdi kesiyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. Onu sol şime geçiriyorum ve ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şime aktardım. İkisini bir ördüm. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, bütün ilmeklerimi kestim. İpimi kesmek istemiyorum çünkü ağız kısmına şöyle şurayı toparlamak için bir sıra sık iğne yapacağız. Şöyle tığım aldım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Bırakıyorum. Buradaki ipimizi açalım arkadaşlar. Tabii sizinki açık olabilir. Açalım. Ucuna iğnemizi geçirelim. Evet, şöyle iğnemi ipimi geçirdim. Şöyle düz taraftan dikeceğim. Şöyle tutuyorum. Karşılıklı denk gelecek şekilde. Şöyle biraz sabitleyeyim. Evet, bu ipim kalsın orada. Evet, böyle dış tellerini alarak düz taraftan dikiyorum. Tersinden dikmek isterseniz de iç tellerini almanız lazım. Böyle. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, arkayı diktik. Alt kısma geçiyoruz. Alt kısım da aynı şekilde dikilecek. Şöyle dış telleri alarak bu şekilde karşılıklı dikelim. Evet, böyle tamamen buraya kadar dikelim. İpimizi içeride düğüm atıp keselim arkadaşlar. Ağız kısmını yapacağız. Evet, dikimini tamamladım. Şimdi bu ağız kısmını yapacağız. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yani başına dolanmadan batıyorum. Her sıraya bir sık iğne yapalım. Ağız kısmı geniş olabilir. Biraz sıkı yapabilirsiniz. Şöyle son 4, bakın bu buraya krem kısmı son 4 haroşa kalana kadar sık iğne yapacağız. Şöyle hatta beraber yapalım. Hızlıca yapıyorum. Evet, bakın 1, 2, 3, 4 sıra haroşa kaldı. Şimdi bir tane atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Sonra bir tane atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. Burada biraz eksiltme yapıyoruz. Evet, hemen yanındakine batıyorum ve bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Hemen yanındakine batıyorum, sıradakine. Sonra bir tane atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. Bu şekilde eksiltme yaptık. Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane atıyorum, ikinciye batıyorum. Evet, şöyle bir bakın, yeterli. Sonra her birine bir batarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle iki zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet, ipimizi şöyle içe doğru saklıyoruz. Evet,
İşte şöyle görüntü bu. Şöyle mankenimin ayağına geçireyim. Evet, bebek mankenimizin ayağı küçük. Patiğimiz büyük ama esniyor. Gördüğünüz gibi 3-4 yaş. Çocukları rahatlıkla olur. Böyle bitti. İpiniz ince ise küçük de olabilir. Onu da dikkate alın. Çünkü patik ipleri bir tık daha kalın oluyor. Evet, bitti. Çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. arhanhanim.com web sayfamı da ziyaret ederseniz sevinirim. Instagram hesabım orhanhanim_emine. Oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.